üçgen dediği zaman şuna dikkat edeceksiniz. Büyük üçgendeki A açısıyla küçük üçgendeki D açısı aynı. O zaman buraya alfa dersek bakın burası da alfa olur. Sonra büyük üçgendeki B açısına beta dersek küçük üçgendeki F açısına da böyle beta derim arkadaşlar. Sonra büyük üçgendeki C açısına teta dersek küçük üçgendeki bu açıda teta olacaktır. Şimdi iki iç bir dış yapma zamanı nerede? İşte bu EDC üçgeninde. 55 ile teta'nın toplamı şu açıya işte arkadaşlar. Burası da 55 artı teta olması için zaten teta bakın burada duruyor. Demek ki şu açıya 55 kalacak. Cevap E şıkkı. Paralel demiş. Bir de arkadaşlar katlandığında A noktası A üstüne geliyormuş. Şimdi uzunluk değişmez katladığımızda yine uzunluk değişmez. Açı değişmez. Değişmez. Şimdi paralelden dolayı yine bu çizgili açı. Paralelden dolayı yine noktalı açı. Gördüğünüz gibi bu paralelleri de gördük. Hatta Z'den dolayı burası da aynı. Bak birbirine eşit geldi. Gördünüz mü? Yine aynı şekilde Z'den dolayı noktalı açı. Burası da eşit geldi. Aslında EF'nin orta tabanı olduğu belli ama ben yine de size böylece ispatlamış oldum arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? AB artı BC toplamı nedir demiş. Zaten AB ile BC'nin birbirine eşit olduğunu bildiğim için orta tabandan burası 12, burası da 12. Cevap 24 oldu. E şıkkı. Şöyle iç içe geçen eşkenar ve dik üçgenlerde alfa demeyi unutmayın. Alfa, burası arkadaşlar 60 eksi alfa, şurası da alfa. Tamam mı? Bu bir. İkincisi 60 derece, şurası da eşkenardan dolayı 60 ya. İki iç bir dış şurada. O zaman burasının tamamı yani BDC 60 artı alfa olması için güzelce FDC'ye alfa kaldı. Zaten eşkenar olduğu için arkadaşlar 60 derece. Şimdi artık burada 60 dereceyi gördüğüme göre bakın burası da 60 artı alfa olduğuna göre dikkat BDF üçgenin açıları 60 artı alfa 60 60 eksi alfa. Bakın şimdi BDC üçgenine 60 artı alfa 60 ve 60 eksi alfa. Demek ki bu iki üçgen benzer. O zaman hemen bakıyoruz şimdi. Küçük üçgende 60 artı alfanın gördüğü kenar 4 kök 2. Büyük üçgende 60 artı alfanın gördüğü BC yani 6. Sonra 60'ın gördüğü küçük üçgende yani BDF üçgeninde x. 60'ın gördüğü büyük üçgende yani BDC üçgeninde 4 kök 2. Böylece içler dışlar yaptığımızda 6x eşittir 32. X eşittir 32 bölü 6 yani 16 bölü 3 oldu arkadaşlar B şıkkı. Normalde aslında arkadaşlar ikizkenar üçgenlerde uzunluk sorularında dik indiririz ama D'den dik indirmeniz muhtemelen yapmışsınızdır ve belki pek işinize yaramamış olabilir. O yüzden ben şuradan yapacağım. Buraya alfa diyeceğim. Açıdan yararlanacağım dik indirince olmayınca ikizkenar üçgenin taban açılarını kullanırım. Burası da alfa oldu. Sonra şuraya beta diyelim F açısına. O zaman buradaki A açısının tamamı beta olur. Yani AEF üçgeni ile ABC üçgeninin kenarları benzer oldu arkadaşlar. Bir de soruda bize CF'nin FA'ya oranını kaç olarak vermiş? 3 olarak vermiş. Buraya 3Y diyelim. Burası da Y olsun. O zaman küçük üçgende 90'ın karşısı Y. Büyük üçgende 90'ın karşısı 4Y. Benzerlik oranı 1 bölü 4 yaptı. Haliyle arkadaşlar alfanın karşısı büyük üçgende 16. Alfanın karşısı bakın küçük üçgende x. Cevap 4 olur C şıkkı. Bu nokta olduğu zaman paralel çekmek lazım. Bakın böyle çektim ben de. F diyorum. Şimdi orta noktadan burası 2x olur. Sonra yine FE EC'ye eşittir 4 olur. Geriye ne kaldı? 8. Güzel. Bakın muhteşem üçlü oldu gördünüz mü? 8, 8. O zaman muhteşem üçten 2x de 8. X 4 geldi B şıkkı. Bu da arkadaşlar toplam ve fark formülünden gidebiliriz anca. Bakın şimdi buraya x diyorum. Şuraya y diyorum. Buraya da z diyorum. Tamam mı? X artı y neye eşittir? Z'ye. O zaman x buradan neye eşit olacak? Z eksi y'ye. Tanjant x de tanjant z eksi y'ye eşit olur. Bu şekilde yapabiliriz. AYT sorusu zaten. Yani benzerlik falan filan hani böyle bunlar karma test ya. Burada tabii ki böyle bir soru tanjanttan daha mantıklı geliyor bana. Çünkü bakın tanjant z 7 bölü 4 eksi tanjant y 3 bölü 11 bölü 1 eksi 7 bölü 4
çarpı 3 bölü 11 olacak. Arada artı olacak. Tanjant alfa eksi tanjant beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta. Dolayısıyla buradan bakalım. 11 çarpı 7 77. 77 eksi 12 bölü 44. Aşağısı da baktığımız zaman 21. 44 artı 21 bölü aşağısı da 44. Şunlar sadeleşti. 77'den 12'yi çıkarırsak ne olur arkadaşlar? 65. Aşağısı da 44 artı 21'den 65. Güzel. Tanjant x bakın 1 geldi. Demek ki tanjant x 1 olduğuna göre 45 dereceymiş C şıkkı. Evet, şimdi burada iki tane açı var arkadaşlar bakın. Alfa dersek ortak açı zaten beta var. O zaman alfa beta teta. Alfa beta teta. En düz benzerlik. ABC üçgeni açıların sırasına göre yazmıyorum. Rastgele yazıyorum. ADC 3 ABC üçgeni ile AD'ye benzer yaptı. Alfanın karşısı ABC'de 8. Alfanın karşısı ADE'de 6. Sonra arkadaşlar teta'nın karşısı ADE'de 12. Teta'nın karşısı ABC'de 6 artı x. Böylece x buradan 10 oldu. A şıkkı. Şimdi burada arkadaşlar kamikaze şöyle uç noktası geldiği zaman en uç noktası D noktası olduğunda demiş ki bize kesmekte tamam onunla ilgili bir bilgi vermemiş. Sonra dönüyor şöyle şurası da en yakın noktası olsun tamam mı? BC noktasına. En yakın uzaklık demek dik uzaklık demektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada da en yakın olduğu yerin şöyle bir K noktası dersek burasının 1 olduğunu söylüyor. Şimdi burada neyi görmeniz gerekiyor? 15-20-25 üçgeni. Şuraya bir AH dersek AH çarpı 25 bölü 2 de üçgenin alanı. 15 çarpı 20 bölü 2 de üçgenin alanı. Bu yüzden AH 12'dir. Demek ki kamikazenin şu uzunluğu arkadaşlar artık o tel, ip ne derseniz deyin 11 birim. E tabii ki dönmede uzunluk değişmez. Bu yüzden AD de 11 olur. Böylece DC'ye de 9 kalır. Şimdi D noktasının BC'ye olan uzaklığına x diyelim. Temel benzerlik 9'un 20'ye oranı eşittir. X'in yükseklik 12 idi zaten 12'ye oranı. Cevabımız buradan arkadaşlar 5.4 geldi D şıkkı. Arkadaşlar burada eşlik yapacağız. Niye biliyor musunuz? Bir kere 90 parçalanmış alfa beta. Şuraya da alfa diyeyim. Bir de ben burada AD ve AB'nin eşitliğinden yararlanarak kendim böyle bir beta oluşturacağım. Şimdi beta'nın karşısı 2 kök 2. O zaman eşlikten dolayı yine beta'nın karşısı 2 kök 2. Sonra arkadaşlar TH kök 2 kaldı. Ve başka ne söyleyeceğiz? Alfanın karşısı 3 kök 2 olduğuna göre alfanın karşısı yani TD de burada 3 kök 2 olacak. Artık bakın şöyle bir Pisagor oldu. 3 kök 2'nin karesi 18, kök 2'nin karesi 2, 20 eşittir x kare. Demek ki x 2 kök 5'miş B şıkkı. Bir benzerlik var bakın. Birincisi şu orta noktaya dikkat edelim. KE nerenin orta tabanı? BF'nin. O zaman BF'nin tamamı 12 birim. İkincisi de arkadaşlar şurada şu rengi alayım. Şu üçgende ABC üçgeninde normal bakın KE ve BC. Benzerlik oranı kaç? 2'nin 3'e oranı 6'nın BC'ye oranı. Demek ki BC de buradan 9. BC 9 olduğundan X'e 3 kaldı. D şıkkı. Bir kere arkadaşlar iki tane orta nokta bakın görüyor musunuz? Burada birleşirse aslında burası orta tabandır. Dolayısıyla hemen onu birleştirelim. ED orta noktalar birleşirse AC'nin orta tabanı olacaktır. Sonra bize soruda bilgi vermiş. KF'nin, KF neresi burası? EF'ye oranı 2 bölü 3'müş. Güzel. O zaman bak burada kelebek benzerliği 3'ün kaça oranı 2 bölü 3 yapar? 4,5'a oranı. Demek ki ED'de 4,5. O zaman orta tabandan burası da 9 olur. 2 katı olacağı için X'e de 6 kalır. A şıkkı. Şimdi ikizkenar bir üçgen onu kullanacağız. Bir de arkadaşlar şu F'den ben bir paralel çekmek istiyorum. Neden? İkizkenar bir üçgen olduğu için yine çizgili açı olur.
Şuraya t diyeyim, ft. O zaman bakın yine 7 olur. Şuraya x eksi 7 kalır. Orta tabandan dolayı orta nokta olduğu için c noktası burası da x eksi 7 olur. Haliyle 2x eksi 7 eşittir 13. X arkadaşlar 10 geldi c şıkkı.